18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir ve hepsi ayrı ayrı parıldamaktadır diyor. Bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'de öyleydi. 4204 tane genç yavrumuza, evladımıza ev sahipliği yaptı ve bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'de aynen o gökyüzündeki ashablarımız gibi her biri 4204 tane öğrenci ayrı ayrı parıldıyordu. Şimdi tabii bunun bu aşamaya gelmesinde büyük katkıları olan Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Bilican Beyefendi var. Şimdi günün anlam ve önemine binaen bugünkü duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofonu Ertuğrul Bilican Beyefendi'ye uzatıyorum. Evet efendim. Ya duygudan önce buraya nereden geldik? Okullarımızda seçimli Kur'an-ı Kerim dersi, temel dini bilgiler dersi, Peygamber Efendimiz'in hayatı dersleri, din kültürü ahlak bilgisi dersi ile birlikte işlenmekte. Ve bunun yanında bir de değerler eğitimi çalışmalarımız var. Tüm bunlar içerisinde bir bütün olarak biz zaman zaman değişik çalışmalar yapıyoruz, okumalar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi bir projeyle geldi bize ve bu projeyi birlikte görüşerek belli bir noktaya getirdik. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i anlatmak, tabii önce öğretmek, anlatmak adına bir yarışmayı nasıl düzenleyebiliriz derken Nebe Nas yarışması fikri ortaya çıktı. Daha doğrusu aslında proje İkra projesiydi. Yani aslında oku, yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın ilk emriyle İkra emriyle başlayalım dedik. Çünkü asıl olan budur. İnsana bilmediğini öğreten Cenab-ı Allah bizim okumamızı isterken tabii ki Kur'an'ı okumamızı, tabii ki buradan hareketle kainatı okumamızı istiyordu. Biz de öğrencilerimize böyle bir projeyle öğrencilerimizin karşısına çıktık. Hedef şuydu. Kur'an-ı Kerim'in son cüzü ya da Nebe suresinden Nas suresine kadar olan bölümün hem mealini hem de bu surelerdeki Kur'an'ı kavramlar üzerine bir kitap okuması ve aynı zamanda yarışma yapıldı. 6000 çocuğumuz kitap istedi. Aslında çok daha fazla talep vardı ama ilk kez başladığımız için bir takım beklentileri de tam kestiremeden başlamıştık. 6000 katılım talebine 4200 küsür öğrenci bu sınava katıldı ve hakikaten çok verimli, çok anlamlı, çok değerli bir geri dönüşler aldık. Yani inanın bizim bile ifadede zorlandığımız öyle bir geri dönüş cümleleri vardı ki programda siz de onları ifade ettiniz. Bizi çok mutlu etti. Burada hedefimiz şu: Kur'an'ı öğretmek, tabii ki öğrenmek, anlamak ve anladığımız oranda da tabii ki yaşayabilme duygusunu, düşüncesini, anlayışını çocuklarımıza aktarmak. Hedefimiz buydu. Evet, şimdi bir tane öğrencimizin duygu ve düşünceleri vardı. Bir de bir çalışma yapmışsınız siz Ataşehir'deki öğrencilerin duygu ve düşüncelerine hitaben. İşte öğrenciler ne düşünüyor bu konu hakkında? Onların bazı sorulara cevapları vardı. Bir tane öğrencimiz de diyordu, programda da bahsettik zaten. Ben artık Nebe Nas kitapçığını yanımdan ayırmıyorum. O hepsini okudum, ezberledim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le ilgili herhangi bir soru sorulursa ben herkese cevap verebilirim diyor. Ve ben bu etkinliğin seneye de devam etmesini istiyorum diyor. Bu etkinlikle ilgili seneye de devam etmeyi düşünüyor musunuz? Etkinlik İkra, yani oku başlığı altında devam edecek. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim üzerinden devam edecek. Seneye bu yılki tecrübemizden hareketle artılarımızı, eksilerimizi birlikte ortaya koyacağız. Tabii ki bu organizasyonda Ensar Vakfı bizimleydi. Diğer bizim destekçilerimizle birlikte belli bir biçimde, şekilde tekrar uygulamaya devam edeceğiz. Evet. Devamlılık esas. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bir 15 yıl önceyi hatırlıyoruz da nereden nereye geldik? İşte başı örtülü okullara girilmeyen öğrenciler vardı. O zaman Milli Eğitim Müdürleri vardı. Şimdi ise bakın camilerde başları kapalı öğrencilerimiz var. Hem de 30. cüzün hepsini okumuş, anlamış, kavramış ve anlatmaya hazır olmak üzere. Biz Allah'a tabii hamdü senalar ediyoruz ki Ertuğrul Bilican gibi Milli Eğitim Müdürlerimiz var. Bundan sonra Allah'ın izniyle gelecek günler daha iyi olacak. Ensar Vakfı deyince, okul deyince aklımıza Ensar Vakfı geliyor. Birbirini birinden ayırmak mümkün değil. Şimdi yanımızda Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader var. Bu oluşumda da önce oldular. Biz buradan Hüseyin Kader'e de çok teşekkür ediyoruz böyle bir oluşuma öncülük ettikleri için. Ve bugün ben mikrofonu Hüseyin Kader'e uzatıyorum. Bu tür etkinlikler bundan sonra devam edecek mi? Ve bu
etkinliği Hüseyin Kader, Ensar Vakfı Genel Müdürü nasıl buldu? Teşekkür ediyorum. Akit TV izleyenlerine de sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Bugün aslında biz ikinci programımızı yapıyoruz. Sabahtan Beylikdüzü Şubemizde bu etkinliğimizi yaptık, ödüllerimizi verdik. Bugün ikincimizin de Ataşehir Şubemizin ev sahipliğinde Mimar Sinan Camimizde yaptık. Güzel bir çalışma. Biz İstanbul'da pilot olarak iki tane bölgede uyguladık bu projeyi. Bir Anadolu yakasında Mimar Sinan Camii'nde Ataşehir Şubemizle beraber oldu. Bir diğerini Beylikdüzü'nde yaptık. İnşallah önümüzdeki sene itibariyle hem İstanbul genelini hem de diğer illerle alakalı konuları bir şekilde planlama yapmak istiyoruz. Nebe ve Nas suresi açısından öğrencilerimizin biraz da Kur'an'la buluşmalarına ve Kur'an duyarlılıklarını anlamalarına ve bunlarla alakalı da biraz ibadet hayatlarına değişiklik yapmasını düşünerekten bu çalışmaya girdik. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de 114 tane suremiz var. Bunun 41 tanesi 30. cüzdeyi ifade ettiğimiz Nebe Nas arasındadır. Bu 41 suremizle alakalı öğrencimizde bir bilinç oluştu, bir duyarlılık meydana geldi. Bununla beraber 44'e yakın kavramı öğrendiler. Yüzlerce soru çözdüler. Yani bu belki de birçok insanımızın Kur'an'ı okuyup geçtiği ama anlamı noktasında ve meali noktasında çok fazla üzerine durmadığı konuları biz genç zihinlerimizin üzerinde bu surelerin iniş sebeplerinden tutun da hangi olaya istinaden bu sure inmiş, bu surede neler anlatılmış, neler var, en azından bunlarla alakalı bir bilinç oluşturmaya istedik. Gerçekten Ataşehir'de 4200'ün üzerinde öğrencimiz bu yarışmaya katıldılar. En azından bu kitapları okudular ve bunlardan sorulan suallere cevap verdiler. Okullarımızda imtihan oldular ve büyük bir başarı örneği gösterdiler. 5. sınıftan 12. sınıfına kadar öğrencimiz vardı. Hatta ilkokullardan bile çocuklarımız bu yarışmaya girmek için çaba sarf ettiler. Bu ne kazandırdı bizlere? Bu kitapçıklar evlerimizde okundu, ailelere beraber okundu, anneleri babaları okudu, kardeşleri, abileri, ablaları okudular. O okunan sorulara beraber cevap aradılar, onları beraberce öğrendiler, beraber mütalaa ve ettiler. Biz aslında insanımızın kalitesini, niteliğini artırmak, aile bireyleri arasındaki bir anlamdaki sohbeti, muhabbeti gerçekleştirmek, bir bilinci meydana getirmek amacıyla yola çıkmıştık. Bunda başarılı olduğumuzu gördük elhamdülillah. Bu imkandan dolayı biz hükümetimize, siyasetimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü artık okullarımızda Kur'an-ı Kerim derslerimiz, temel dini bilgilerimiz, Hazreti Peygamber'in hayat dersleri seçmeli okutuluyor. Arapçamız, Osmanlıcamız okutuluyor. Okullarımızda bu ve buna benzer etkinlikler artarak devam ediyor. Kurumlarımız, kuruluşlarımız, teşekkürlerimiz, cemiyetlerimiz, harekatlerimiz, bütün kurumlarımız bu çalışmayı yapmak için çaba sarf ediyor. El birliğiyle, gönül gönüle biz bu çalışmaları beraberce yürütmek için yola çıkarsak, ben insanlarımız tarafından, aziz milletimiz tarafından buna itibar edileceğini ve itifat edileceğini biliyorum. Artık televizyonların hakim olmadığı, telefonların internetin hakim olmadığı ev ortamlarımızda biz bu sohbet halkalarımızı oluşturup Kur'an'la buluşalım inşallah. Hazreti Peygamber'in hayatıyla buluşalım, onlarla konuşalım, geçmişimizi, tarihimizi, değerlerimizi önerelim ve hayatımızda inşa etmek üzere ve bunları ihya etmek üzere yola çıkalım inşallah. Bu açıdan bu çok önemliydi. Bugün sizler de gördünüz, bu Mimar Sinan Camisi, bu 4200 öğrenciye doldu taştı. Elhamdülillah onlara güzel bir etkinlik yapmış olduk. Gönüllerinde bir çığır açılmış oldu, bir çerağı yandı. Cenab-ı Hak bu çerağı tutuştursun, bu aşkta onları pişirsin inşallah diyoruz, dua ediyoruz. Böyle bir çalışmaya vesile olmak çok bambaşka bir duygu. Bir anlamda ecir noktasında, amen noktasında da katkı sağlıyor. Buna inanıyoruz. Huzur ve mutluluk duyuyoruz. Emek veren, bu konuya destek veren bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, Ataşehir Şube Başkanımız Mikail Bektaş olmak üzere gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza ve tüm bu çalışmada fedakarca ve feragatçı çalışan, hiçbir karşılık beklemeyen tüm gönüllerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmada hediyeliyle bize destek veren iş adamlarımıza da onlara da çok müteşekkiriz. Allah onlardan razı olsun. Bir birleşme, bir bütünleşme meydana geldi. Artık milli ve yerli olan çalışmalar gün yüze çıkmaya başladı. Daha da güzel şeyler olacak inşallah. Tüm katılımcılarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Biz de Hüseyin Kader'e, Ensar Vakfı Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Biz şahidiz. Bugün burası doldu taştı. Müdürümüz 4200 diye zikretti ama ben bir ara avlunun da dolup taştığını, üst katların da dolup taştığını gördüm. Ben de burada bu oluşumu yapan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün burası Peygamber Efendimiz'in ifadesinde belirttiği gibi o parıldayan sahabeler gibiydiler, yıldızlar gibiydiler. Gökyüzündeki yıldızlar sanki bugün bu caminin içerisindeydi. Hepsi parıl parıl parıldıyordu. 4200 değil, gelecek sene bu sayı daha fazla olacak Allah'ın izniyle. Burada genel müdürümüzün de destekleriyle, buradaki arkadaşlarımızın da gayretiyle. Bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii tam 4204 tane sınava giren öğrenciye ev sahipliği yaptı. Nebe Nas projesi kapsamında İKRA projesinin ilk ayağıydı bu proje. Bu kapsamda sınava girdiler, başarılı olanlar hediyelerini aldılar. Ve bu etkinlik burada da bitmeyecek.
30. cüzü idrak etti öğrenciler. Anlamlarını idrak ettiler. Hepsini okudular ve bunlarla ilgili bir tane öğrencimiz de şunu söylüyordu. Ben okudum, anladım. Eğer bize birisi bir sorusu olursa biz buradan cevap verebilecek seviyeye geldik diyorlar. Ben bugünün anlam ve önemine binaen Ataşehir Ensar Vakfı Şubesi Başkanı Mikail Bektaş'a mikrofonu uzatıyorum. Evet, öncelikle Akit TV başta olmak üzere şahsınızda sizleri bugün güzel günümüzde, bu güzel ortamda, manevi bir ortamda bizleri yalnız bırakmadığınız için, kardeşlerimizle bir arada bizlerle birlikte olduğunuzdan dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Akit TV ailesine. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi biz bu projeye çıkarken adı İkra. Yani Allah Celle Celaluhu'nun oku emrinin olan peygamberine oku, evladına ey Adem oğlu, Adem kızı oku, ey insanlık oku ismiyle yola çıktık. Projemizin adı bu. Projemizin ilk etap olan da Nebenaz. Nebe suresi ile Nas suresi arasındaki surelerimizin tamamı. Yani bir adıyla da 30. cüzümüzün tamamını kapsayan bir kitabımız oldu. Bu kitabımızı biz Ataşehir'deki ortaokul ve liselerdeki öğrencilerimizin katılım noktasında hepsini talepte bulunmaları noktasında afiş ettik. Tanıtımını yaptık. Bu öğrencilerimizden Ataşehir'de 43 okuldan 6100 öğrencimiz bizden kitap aldı. Yani biz kendimiz vermedik, onlar talep ettiler. Ve bu kardeşlerimizden yaklaşık 2-2,5 ay içerisinde bunun içerisindeki surelerimizin Arapçası, Türkçesi, meali, açıklaması, işte surenin ne olduğunu, içerikte neye kazandırdığını, bize neler hayatımızda bizim için neler gerektiği ile ilgili olan surelerimizi çocuklarımızın anlayacağı şekildeki olan kitabımızı onlara verdik. 14 Nisan günü, Cuma günü 43 okulumuzda 4204 öğrencimiz sınava girdi. Çok başarılı bir, çok yani 6100 öğrenciden 4204 öğrencimiz girdi. Tabii büyük bir başarı bizim için. Allah razı olsun. Biraz önce siz de bahsettiniz. Bu sınava girerken kardeşlerimizden duygu ve düşüncelerini istedik. Bu duygu düşünceleri geldiğinde yaklaşık 60-70 tane bize bir çocuklarımızın görüşleri geldi. Çok değişik okullardan. Bunlar 6. sınıf öğrencisi olan var, 5. sınıf ortaokullardan çoğunlukla gelen. Lisedeki kardeşlerim de yazmış. Yani ben o kelimeleri bir yere getiremem. Getiremeyeceğim için de 3. düşünceden sonra, kardeşimin düşüncesinden sonra okuyamadım. Çok duygulandım. Yani bu projemizin ne kadar yerinde olduğunu ve ne kadar fayda sağladığını biz idrak etmiş olduk. Çocuğumuzun bir tanesi benim diyor ümre ödülü kazanmayabilirim. Kazanmayacağım belki de. Ama ben hayatımda davranışlarımı diyor benim diyor tatbik edebileceğim, rehber kılacağım bir yarışma oldu benim için. Bir kitap oldu diyor. Bir kızımız da diyor ki eğer diyor bununla alakalı siz de bahsettiniz. Ben diyor ders aralıklarında kitabı hep koltuğumun altındaydı diyor. Rojin kardeşimiz Piri Reis'tendi sanıyorum. Bu kardeşimiz koltuğumun altına hiç ayırmadım ben kitabımı. Bu kitabımı ben aldım, ders aralıklarında hep okudum. Ve bunu diyor okuduktan sonra da diyor ben sınava hazırlandım. O kadar çok iyi okudum ki diyor varsa Kur'an-ı Kerim'le ilgili bu konu kitapla ilgili bütün soruları cevaplayabilirim diye bir özgüven var. Allah hepsinden razı olsun. Bu projenin ta başından beri başlayıp yani birincisi olan Nebenaz projemizin birini başından beri bırakın bütün her şeyle, organizasyonuyla, tanıtımıyla, hazırlanmasıyla, kuruluşuyla bütün herkes emek sarf etti. Bu tek kişinin işi değil. Bu Mikail Bektaş'ın işi değil. Bu Ensar Vakfı Ataşehir'in yönetim kurulüyelerinin, gençlik kollarının, kadın kollarının, eğitim komisyonunun ve istişare kurulüyelerinin işidir bu. Onların başarısıdır. Sizlerin başarınızdır. Yani buradaki bütün kardeşlerimiz kaç gün öncesinden buna hazırlık yaptılar. Sadece şu organizasyon bile yaklaşık 7 bini de geçiyordu sizin de söylediğiniz gibi bu kardeşimiz bir araya getirdik. Ve bu kardeşlerimiz burada bizimle bir arada oldular. Biz dedi ki Nebenaz'ı
normal toplantı ortamında ki kaldı ki toplantı ortamında bizim bir araya getirebileceğimiz bir yer yok. Bir ortam olmadı. Ve en güzel yer dedik ki bizim tam yerine uygun olan Mimar Sinan Camimiz. İçerisindeki yeteri kadar da kardeşimizi de ağırlayabildik diye düşünüyorum. İlk yedi tabii hatalarımız da olmuştur, eksiklerimiz de olmuştur. Ama bir sonrakinde Allah nasip ederse bu eksiklerimizi not aldık. Bu eksiklerimizi daha profesyonel şekilde kardeşlerimize biz paylaşacağız. Bizim bu konuyla alakalı emek sarf eden bütün kardeşlerime, abilerime, ablalarımdan Allah razı olsun diyorum. Özellikle bizden çok buna katılan 4204 kardeşimden Allah razı olsun. Bu kardeşlerimizi inşallah şimdi Umre'ye göndereceğiz. Ortaokuldan ve liseden kazanan kardeşlerimizi. Allah nasip ederse inşallah 15 tatilde yönetim kurulüyle beraber gidiyoruz. Biz kendi yönetimimizdeki arkadaşlarımızla beraber hanımefendilerle bir grup halinde biz çocuklarımızı da alıp Umre'ye gideceğiz. Umre vazifemizi yerine getireceğiz biz. Tabii burada o bir yarışmanın şeyiydi. İnşallah oradan da çocuklarımız o Beytullah'a gittiğinde, Allah'ın evine Kabe'ye gittiğinde de oradan da feyiz alacaklardır. Hatta burada bir kardeşim ödül alırken de o Umre'nin şeyini görünce, ağladığını, duygulandığını görünce ya ben bakamadım kardeşime. O kadar sevinçliydi, o kadar duygulandı. Hatta beni günler öncesinde arayıp Mikail abi bu sonuçlar sen biliyor musun ben kazandım mı ben Umre'ye gitmek istiyorum diyen kardeşlerimle doluydu. O yüzden biz bu süreç içerisinde bize destek veren iç yanımızdan en başından beri Ataşehir Kaymakamımızı Zafer Kara Mehmetoğlu'na, ilçe milliyetim müdürümüze Ertuğrul Bilican'a, ilçe müftümüz Şakir Pinal'a hocam biz burada yapacağımızı yapalım dediğimiz zaman hemen dedi bir satır yazı yazın kullanın dedi. Bizim dedi çocuklarımız camide olmalı. Biz imanlı bir gençlik istiyoruz. Nasıl olursa olsun hepsi gelsin. Geldiler burada da kardeşlerimiz birlikte olduk. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Bunun yanı sıra tabii diğer kuruluşlarımız da var bizim. Emlak Konut AŞ Genel Müdürümüz Murat Kurum. Bu projeyi kendisine götürdüğümüz zaman bizim partnerimiz olur musunuz, bizim paydaşımız olur musunuz dediğinde projeyi görür görmez ben içinde olmak istiyorum dedi. Hatta biz bu sabah geldiğimiz zaman biz kendi ekibi kurmuştuk fakat Emlak Konut da buradaydı ekibiyle. Herkes burada bu çocukların sevinçlerini beraber paylaştık. Burada olduk. Yani onların da burada hepsinin katkısı var görünce gerçekten çok doğru bir projeydi. İnşallah daha güzel projelerde biz bir araya geleceğiz. Bizim daha çok projelerimiz var. Yaptığımız birçok faaliyetlerimiz var bizim. Biz bu faaliyetlerimizi de daha sonraki günlerde inşallah sizlerle de paylaşmak isteriz. Çünkü Ensar Vakfı Ataşehir Şubemizin aylık olarak değil neredeyse haftalık program var bizde. Yani devam ettirdiğimiz programlarımız var. Bizde bütün birimlerimiz ayrı ayrı çalışır. Eğitim komisyonumuz ayrı çalışır. Sosyal işler birimimiz ayrı çalışır. Kadın kollarımız ayrı çalışır. Gençlik kollarımız ayrı çalışır. Ana kademedeki diğer birimler ayrı çalışır. Ama tek koordine ile beraber hepsini bir arada toplarız havuzda. Bu ne benas onun toplamı oldu bizim için. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bugün bizi yalnız bırakmadın Muhammed kardeşim. Bizim burada sunuculuğumuzu yaptın, kaydımızı aldın, her türlü şeyimizi katlandın. Allah senden de razı olsun kardeşim. Rabbim inşallah nice programlarda sizlerle de bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Ben buradan genel başkanımız bizim İsmail Cenk Dilberoğlu'na kendi katılamadığı selamları da var. Genel müdürümüz katıldı Hüseyin Kader Bey buradalardı. Sivil toplum kuruluşlarımızın İmam Hatip Okulları platformumuz var bizim. 10 tane vakfımız olan. Onun genel sekreteri olan Zeynel Önal Bey de buradaydı. O da bizleri yalnız bırakmadı. Siyasi partilerimizden, derneklerden, STK'lardan buradalardı. Hepsi buradaydı. Burada anaokulumuzdan kardeşlerimiz bunları sunucu şeylik yaptılar, organizasyon yaptılar, ilahi okudular, mehteran yaptılar. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Eksiyle beraber yaptık. Rabbim inşallah daha iyisini bizlere nasip etsin. Evet sevgili izleyiciler, biz de Ensar Vakfı Ataşehir Şube Başkanı Mikail Bekteş'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün bazı anlarda gözyaşlarımıza dahi hakim olamadık. O kadar duygusal anlar vardı ki bugün şunu belirtmeden programı da kapatmak istemiyorum. Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde
çiçekler açmaya başladı. Tam 4204 tane. Bu çiçekler buradan açacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak. Bu çiçeğin adı İslam çiçekleri. Ve onlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız.